Merhaba dostlar, ne yaptınız? 9 haftalık WandaVision macerası sona erdi ve ben de hem dizinin sonunu konuşmak hem de geleceğe dair neler olabiliri tartışmak için karşınızdayım. Hayır bu video size son bölümdeki 3000 easter egg'i vermeyecek. Ya da çizgi romanda benzer isimli bir ajan var diye onun detayına girmeyeceğim. Çünkü kimin umurunda? Sadece Disney Plus'ın bu ilk Marvel dizisinin ardından neler yaşanabilir? Mantıklı olarak tabii ki onlardan bahsedeceğim. Disney Plus demişken yakında yayınlanacak Falcon and the Winter Soldier'ı veya Snyder Cut'ı yayınlandığı platformda mı izlemek istiyorsun? Netflix'in Amerika kataloğunda onlarca ekstra dizi ve filmi mi izlemek istiyorsun? Bu videonun sponsoru Smart DNS Proxy ile VPN'lerin yavaşlığı ile uğraşmadan bunları sadece DNS değiştirerek yapabilirsin. Üstelik açıklamadaki linkten %50 indirimle kayıt olma şansın var. Tahmin edersiniz ki bu diziyi izleyen sayısı Marvel sinema evrenini takip edenlerin sayısından çok çok daha düşük olacak. Hatta oldu. Ben de Twitch'te demiştim ki boşuna umutlanmayın. Filmlerde göreceğimiz ana karakterlerin hiçbirisi buradan çıkmayacak. Yani bir Fantastic Four gelecekse oradan bir karakter görmeyeceğiz. Ya da Mephisto'yu burada görmeyeceğiz. Büyük bir kötü çıkmayacak buradan. Bu arada bu akşam da son bölümü konuşacağız. Aşağıdaki linkten gelebilirsiniz saat 9 9.30 gibi. Sanırım Reddit'te her söylenene atlayan youtuberlar sizi biraz gaza getirmiş. Hayal kırıklığına uğramışsınız. Hatta şöyle bir haber vardı. Elizabeth Olsen dizinin sonunda Skywalker gibi bir cameo olacağını söyledi diye. Bu haber yalan arkadaşlar. Böyle bir şey söylemedi. Paul Bettany de dizinin son bölümünde böyle bir şey geleceğini söylemedi. Bunlar tamamen o haber sitelerinin çevirip işi ilgi çekici boyuta getirmesi. Mesela Elizabeth Olsen'a söylenen şu. Sorulan şu da Doğrusu. İşte Mandalorian'da böyle bir şey oldu. Skywalker geldi sonunda. Sizin dizide de sürpriz bir cameo var mı? O da var diyor. Ki gördük. Quicksilver geldi. Ama onlar bu haberin başlığını sanki son bölümde Skywalker kadar büyük bir cameo olacak gibi yaptılar. Neyse ben bayağı doldum. Konumuza dönelim. Basit olandan başlayalım. Monica Rambeau'nun bir ajan tarafından "Sen gel bakalım içeri." diyerek bir salona çekildiğini gördük. Bu kişinin aslında bir Skrull olduğunu öğrendik ve annenin eski bir arkadaşı "Seninle konuşmak istiyor." dedi ve yukarıyı gösterdi. Spider-Man Far From Home'da Nick Fury'nin uzayda olduğunu öğrenmiştik. Dolayısıyla bahsettiği kişinin o olduğunu düşünüyorum çünkü "he" zamirini kullandı. Yani bir erkekten bahsediyor. Böylece Captain Marvel seçeneğine eleyebiliriz. Tabi asıl soru bu sahnenin devamı nerede olacak? Captain Marvel'da mı yoksa Secret Invasion dizisinde mi? En kısa haliyle dünyadaki gizli skrallar üzerine kurulu Secret Invasion dizisinin çekimleri Nisan ayında başlıyor. Ve 2022 yılında Disney Plus'ta olacak. Captain Marvel'ın da Kasım 2022'de yayınlanacağını düşünürsek muhtemelen bu dizi Captain Marvel'dan hemen önce yayınlanacak ve Monica Rambeau'nun Nick Fury'nin desteğiyle Secret Invasion dizisinde ana karakter olabileceğini düşünüyorum. Dizinin sonunda da bunu Captain Marvel 2 filmine bağlayacaklardır. Neredeyse Marvel'ın hiçbir dizisinde MCU filmlerini izleyenlerin izleme zevkini bozacak olaylar olmayacağından bu dizilerden beklentinizi düşük tutun, hayal kırıklığına uğramayın lütfen. Wanda'nın geleceği ise herhalde dizinin sonunda soruya yer bırakmayan en belirgin şeydi. Bir önceki bölümde gösterdikleri lanetlenmişlerin kitabı Darkhold'da Wanda'nın yer aldığını gördük. Tabi bu bahsedilen bizim Wanda'mız mı? Yoksa son dönemde Scarlet Witch'lik nesilden nesile aktarılan bir şey ama bizimki bu oyunu Doctor Strange'in yardımıyla bozacak mı göreceğiz. Wanda'nın Scarlet Witch formunu alması ve Agatha'nın ne yaptığının farkında değilsin demesinin ardından jenerik sahnesinde Wanda'nın Doctor Strange filminde gördüğümüz gibi bedeninden ayrılarak kitabı incelediği gördük. Hatta öküzü anlatırmış gibi affedersiniz Doctor Strange film müziği çaldılar. Bak anlamadın. Bu sahne Doctor Strange'de de vardı. Benim tahminim Wanda'nın Doctor Strange'den yardım isteyeceği yönünde. Hatırlayacaksınız Agatha, Wanda'nın tek eksiğinin bilgi olduğunu söyledi dizide. Strange'in bilgisiyle bu açığı kapatıp ortaya çıkardığı şeyi beraber yenmeye ve muhtemelen çocuklarını kurtarmaya çalışabilirler. Dizinin başından beri gördüğümüz Vision'ı Wanda yaratmış olmasına rağmen Sword'un onu Vibranium sayesinde nasıl takip ettiği hala gizemini korusa da Wanda'nın Vision'ın aksine çocuklarını yaratırken onları bir ruha bağladığı, hex kapandığında ise ruhlarının Marvel cehennemine gittiğini ve yardım istediklerini düşündüm dizide seslerini duyunca. Zaten çizgi romanlarda bu cehennem bizim dinlerden bildiğimiz gibi bir yer değil. Daha çok bir paralel evren. Yani multiverse konseptiyle de uyuşuyor. Marvel'ın 4. evresini devam ettirecek ve Wanda ile alakalı olan ilk film Spider-Man ismi doğruysa No Way Home olacak gibi gözüküyor. İşin ilginç tarafı ise şu. Normalde Spider-Man filmi Doctor Strange'den sonra vizyona girecekti. Ama korona mevzuları nedeniyle ortalık karışınca tarihler değişti ve bu film Doctor Strange'den önce yayınlanacak gibi gözüküyor şimdilik. Söylentiler Doctor Strange ve Wanda'nın bu filmde yer alacağı yönünde. Filmde daha önce Tobey Maguire'lı Örümcek Çocuk Adam serisinde gördüğümüz Doctor Octopus ve Andrew Garfield'li seride gördüğümüz Elektron'un yer alacağını bildiğimizden paralel evrenlerin Spider-Man No Way Home filminin ana hikayesinde olmayacağı, sonuna doğru bu iki karakterin ortaya çıkacağı ve Doctor Strange ile onun yanına geleceği fikrine yönelmeme sebep oluyor. Bu belki Toby Maguire bekleyen arkadaşlarımız için bir hayal kırıklığı olacaktır ama ana hikayenin yine mahallenizin kahramanı örümcek adam olmasını bekliyorum. Vision'a gelirsek Twitch'teki bölüm incelemelerimizde bu iki Vision'ın bir araya gelip tek bir Vision olabileceğinden bahsetmişlerdim. Bana gülmüşlerdi sevgili YouTube bahsetmişlerdim. Bana görmüşlerdi sevgili YouTube. Ama bir nevi söylediğim oldu. Wanda'nın vision'ı Sword'un baştan yarattığı vision'a anılarını aktardı ya da onları açtı. Dolayısıyla ikisi birleşmiş oldular. Diziyi izleyenlerin en çok merak ettiği şey ise Vision'ın nereye gittiği, neden Wanda'ya yardım etmediği. Çizgi romanlarda beyaz Vision insan duygularıyla başa çıkmak ve bunları anlamak için ortadan kayboluyor ve insan formunda gizli bir yaşam sürüyordu. Dizide de benzer bir süreç yaşadığını düşünüyorum. Hafızasının geri gelmesiyle yaşadığı duygularla başa çıkamayan Vision düşünmek ve bu yeni bilgileri analiz etmek için kayboluyor. Eğer çizgi romandaki gibi insan kılığında gizli bir yaşam sürecekse Monica ile Secret Invasion dizisinde ya da yardıma koşmak için Doctor Strange'de tekrar ortaya çıkacağını düşünüyorum. Dizide cevabını alamadığımız soru ise şuydu. Bu mahallede tanık koruma programında olan kişi kim? Bu kişinin adının Ralph olduğunu öğrendiğimiz X-Men evreni Pietros olduğunu düşünüyorum. Herhalde dizinin tek cevapsız bıraktığı soru da buydu. Bu nedenle acaba gerçekten paralel evrenden mi geldi sorusu hala aklımda. Acaba bu yüzden mi tanık koruma programında ismi değişmiş ve komik bulduğu bir ismi almış. Dikkat ederseniz bu yeni evindeki erkek mağarası diye tabir edilen Man Cave'i onu ilk gördüğümüz Bodrum'una çok benziyor. İleride tekrar karşımıza çıkarsa şaşırmayın ama çok da ümitlenmemek lazım. Benim dizinin finaliyle ilgili yorumlarım bunlardı. Diziyle ilgili yorumlarımız daha önce söylediğim gibi Twitch'te olacak. Aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Ya da katıla basıp tekrarlarını izleyebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Atladığım ya da benden farklı düşündüğünüz konular var mı? Diziyi nasıl buldunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Daha fazla insana ulaşmamız için de yorum yapın dediğim gibi like atın ve paylaşın efendim. Harika bir video çıkmış burada ya onu mu izleseniz? Ben Berk bir sonraki videoda görüşmek üzere.